Ömer Bey hiç tıp öğrenimini görmek için gittiği Avrupa'dan doktor olarak dönmüş ve Vedide Hanım ile evlenerek mutlu bir yuva kurmuştur. Ömer Bey hiç yıllardır para biriktirmiş ve sonunda hayalindeki evi bularak bu eve taşınmıştır. Ömer Bey için ailesi onun siyasal okuyup devlet dairesinde çalışmasını istemiş ama ailesinden gizli tıbbiye sınavlarına girmiş ve tıbbiyeyi kazandığını da ailesine bir sene sonra söylemişti. İç hastalıklarında uzman olan Ömer Behiç, çok zor şartlarda okuduğu ve çok acı çektiği için diğer insanların çektiği acıları anlayan içli ve iyi yürekli biridir. Yeni aldığı evin bir odasını muayene olarak kullanmaya başlar. Evindeki muayenede zengin hastalarını tedavi ettiği gibi fakir hastaları da ücretsiz tedavi etmektedir. Ömer Bey için Selma ve Leyla adlı iki de kızı vardır. Andelip bacı ise bu kızların dadısıdır. Ömer Bey için mutlu ailesinin etrafında birçok kırık hayat vardır. Şekure Hanım ve Refet Bey, Kamer Hanım, Tayyar Efendi, İşveriz gibi insanların aile dramlarına şahit olmuşlardır. Bu ailelerin birçoğu yasa kaçlar nedeniyle dağılmış, paramparça olmuşlardır. Ömer Bey hiç bir gün eski okul arkadaşı Bekir'e rastlar. Bekir artık doktor olmuştur. İstanbul sosyetesinin çapkınlarından birisi olarak nam salmış, bundan gurur duyan bir kişi olmuştur. Ömer Bey hiç o günden sonra eski arkadaşıyla sık sık görüşmeye başlar. Bekir bir gün Ömer Bey için bir hastasının yanına götürür. Bu hasta ise Bekir'in aşk yaşadığı Nebile'nin evidir. İşleri bittikten sonra tam çıkacakları sırada Ömer Bey hiç Nebile'nin kardeşi Nehir'i görür ve görür görmez kıza aşık olur. Ömer Bey hiç eve geldiğinde de Nehir'i düşünmekten kendini alıkoyamaz. Çok geçmeden de Nehir hasta olduğu bahanesiyle Ömer Bey hiç evine çağırır. Bu süreç içinde Ömer Bey hiç ile Nehir arasında yasak bir aşk başlar. Ahlaki özellikleriyle ön plana çıkan Ömer Bey hiç bile etrafında görüp acıyıp ayıpladığı kırık hayatların içine kendisi de düşmüş olur. Bu sırada Bekir Servet Nebile'den başkasıyla da çıkmaya başlar. Müczan isimli dul bir kadın Bekir Servet'i elde etmeyi başararak onunla evlenir. Bekir Servet eski hayatına sünger çekip uslu bir adam olmuştur. Fakat Ömer Bey için Nehir ile yasak aşkı halen devam etmekte ve bu yasak aşkından arkadaşı Bekir'e bile hiç bahsetmemektedir. Ömer Bey için küçük kızının hastalığı ortaya çıkarken diğer yandan da Velide kocasının yasak aşkından şüphelenmektedir. Nehir zengin biriyle evlenme hazırlıklarına başlamış olduğu halde Ömer Bey işte buluşmaya ve yasak aşkını sürdürmeye devam etmektedir. Ömer Bey hiç hem kızının hem de sevgilisinin durumları yüzünden harap olmaya başlar. Velide bu yasak ilişkiden haberdar olur. Artık aynı evde iki yabancı olurlar. Küçük kızları vefat ettikten sonra Velide bunalıma sürüklenmiş, odasına kapanıp günlerini namaz kılıp Kur'an okumakta geçirmeye başlar. Nehir evlenmiş ama Ömer Bey hiç ile olan yasak aşkını hala sürdürmek istemektedir. Fakat Ömer Bey hiç onun teklifini geri çevirir. Nehir ona bir mesaj gönderip onunla son kez görüşmek istediğini yazar. Ömer Bey hiç bunu kabul eder ama onu görünce yasak aşkının yeniden alevleneceğinden korkmaktadır. Nehir'in yalısına doğru giderken ani bir karar verip kızının mezarına gider. Yaptığı her şey pişman olmuş ve kızının mezarının başında saatlerce ağlar. Evine dönüp Velide'nin odasına dalar. Velide her zamanki gibi seccadesinin üstünde namazını kılmaktadır. Ömer Bey hiç başını karısının dizlerine koyup ağlamaya başlar. İlk önce öylece kalan Velide daha sonra ağlamaya başlar. Velide'nin gözyaşları Ömer Bey için yüzüne düşmektedir. Velide'nin bembeyaz olmuş saçlarını ise anca o zaman fark eder.